korkunç bir cambazlıkla yüz yüzeyiz. Bu cambazlığı yapanlar hoca geçinenler. Bu cambazlığı yapanlar bu dinin sırtına sülük gibi yapışanlar. Bu cambazlığı yapanlara bu malı sattıkları insanlar hayır demiyorsa bu cambazlardan nasıl kurtulacak? Allah cambazınızı bol etsin diyeyim. Başka ne diyeyim bu millete? Düşünün. Adam resmen din üzerinden GDO'lu bir din satıyor. Genetiği değiştirilmiş organizma gibi bir din satıyor. Dinin içini boşaltıyor, imanın içini boşaltıyor, orucun içini boşaltıyor, namazın, Ramazan'ın içini boşaltıyor ve sana öyle bir iman veriyor ki hiçbir işe yaramayan bir iman. Hiçbir işine yaramayan bir iman. Seni çekip çevirmeyen, seni düzeltmeyen, seni yönetmeyen bir iman veriyor sana. Öyle bir iman ki sen imanı elinde oyuncak etmişsin. Oyun hamuru gibi oynuyorsun. Öyle bir ibadet ki onu oyun hamuru etmişsin, oynuyorsun. Öyle bir namaz, öyle bir oruç ki sana hiçbir yaptırımı yok. Yani gece sabahlara kadar alnın delinse senin üzerinde o namazın hiçbir yaptırımı yok. O orucun, o Ramazan'ın hiçbir yaptırımı yok. Yani namaz kültür fiziğe indirgenmiş, oruç diyete indirgenmiş, Ramazan festivale indirgenmiş, haç dinsel turizme indirgenmiş, umre efendim seyahate indirgenmiş, zekat efendim bir takım kuşa sosyal çevrilmiş, kuşa eyvallah, çevrilmiş. Eyvallah. Bir takım sosyal lobi faaliyetine indirgenmiş. Aman Allah'ım. Din ne o zaman? Din ne? Düşünün. Bu durumda tabii bunlar yetmiyor. Secdesi çalınmış. Secdesi çalınmış. Nasıl çalınmış? Çünkü getirmiş Allah'la arasına aracı koymuş. Allah'la arasına şeyhim demiş, konmuş, kavsım demiş, koymuş, kutbum demiş, koymuş, hocam demiş, koymuş, üstadım demiş, koymuş, aracı yerleştirmiş bir güzel. Allah'ın olan sıfatlardan birkaçını da almış, ona vermiş. Şimdi amir, Allah'ın amirine bak, Allah'ın amirine. Tanrısını atayan kimdir? Tanrısının amiridir. Eğer Tanrısının amiri ise Tanrısı da onun memurudur. Şu işi görüyor musunuz? Şu işi görüyor musunuz?